Mevzu bakanlığı kapağında eşek gibi Eti Güneşi var amına koyayım. Logoları, heriften, heriften olayları Ankara yani. Oğlum o Eti Tabii gü Ankara Eti, eti Güneşi değil lan o. O Hitit Güneşi. Aynı şey. <laughs> Hayır eti... abi birisi marka lan Eti Güneşi ne? <laughs> Hayır lan Eti Oğlum Eti Hititleri anlatılan başka bir kelime lan. O yüzden marka... markanın adı o. Hangimiz daha cahiliz? Ram sen mi burada? Ben çünkü onu Oğlum. bayağı şey sanı, bisküvi Ama... şey sanıyordum zamanda FETÖ et, etinin sahibini de kandırmaya çalışmış. Kanmamış. Eti de böyle bir marka. Eti, eti, eti. Kanka eti <laughs> bu arada kesinlikle markanın ismi tarihselden geliyor. Şey değil. Eti, eti aynı kökenle aynı şeyi hitap ediyorlar. Birinin başka dilcesi mi falan öyle bir şey. Yani şimdi o ee, şey mi? Eti, hititi. bak eti, eti hititin Türkçesiymiş. Hmm, mesela. Ha, ya modeksel seviyorum da Ankara'ya gidecek kadar seviyorum emin değilim abi. Okay. <laughs> yani İstanbul'da yapsalar gelirim de Ankara'ya modeksel konser için gideceğim gerçi bilmiyorum. Yani belki bir uz yıl uzun yılbaşı aktiviteleri kapsamında böyle bir şey yapabiliriz ama e hmm. olabilir yani. Sen şimdi ne yapacaksın? Sen asıl şey yapacak mısın? E duyurunu yapacak mısın? Hangi duyurum ya? WhatsApp grubuna yazdığın önemli konu Hiçbir şey fikrim yok Leylan bahsettiğinde. Belirli cansan, biliyor musun Leyla? Oğlum ben de anlamadım. Belirli bir süre için belirli bir yere gelecektin. Hadi. <laughs> ben, Hı? Aa, sen Tancan anladı, ben inanmadım. Ben evet. WhatsApp grubu. Ha en son özel Civilization için grubuna yazdığım şeyi mi diyorsun? Evet ha, onu diyorum. Evet evet. Şimdi aa ayırma. oğlum yok lan o kimseyi ilgilendirmez ...sizden başka. <laughs> ha, e, sö <laughs> şanslı, Söylemeyeyim mi ama? Şahsi hareketlerim oğlum o. Yok yani, yok çünkü belirgin değil. Bence, ya biri söylesen ne olur, söylemesen ne olur zaten de. Yani o kafamda bir şey kanka. Hani Ne bileyim, bileyim oğlum, bunca şey. zaman seni insanlar böyle tanıdı. Artık da böyle bilsinler yani hani. Bence bunu yapabilirsin. Ben... Neyden bahsettin anladığından emin gibiydim. Şimdi tekrar kaybettim gibi oldu ha. Hayır yani... Artık şey yapmak zorunda değilsin, anladın mı? Böyle yaşamak zorunda değilsin yani. Yunan galiba 5 bira içmiş. Ben yani minimum. Beş bir. <gülüyor> <gülüyor> bir beşi var yani. Bu e, en son bizim Civilization e, grubunda ben bir şey yazmışım. Sonra Sungur da "Why not?" yazmış, değil mi? Onu biliyorsun. Evet, o evet o, da o aynen. Tamam tamam. Oğlum o okey. Birkaç ay Türkiye'de kalabilirim. Hani belki para biriktirmek için falan dedim. Yok Ama o değil, bu, değil o zaten... değil. Zaten ne? Ne diyorsun? Ha lan? ben o anladım lan. Ben hayır hayır. Ben ben çok büyük ihtimalle biseksüelim dedin ya şaka yapıyormuş onu koyayım biz Evet bu ya. <laughs> ne var bu Biraz şaka? Ya de söylersek burada sıkıntı çıkar ya. Kanka. Bu işlerin şakası <laughs> evet, mı olur abi? Ya. Şakası doğru, mı olur? Evet doğru. Tancan dediğine çok sevindim bunu gerçekten. Ee, <laughs> biz senle Star Trek konuşurken bu Gavat'ın yazdıklarını da okuyalım o zaman yani. Bir evet, şey diyeceğim de bana. bugün bugün Can dedi ki, bugün Can dedi ki Yiğitcan çok büyük ihtimalle bir oldu çünkü şey ya falan yazıyor dedi. Ben okumadım. Onlar da öyle yazıyormuşsun. Yok Picard'ın göğüs kılları harika. Yok işte e, sahile gel gelip böyle Picard kendisine şey yapmış. Yazmıyorum edenler. ama dün söyledim bunları. Bunlar <laughs> bayağı public <gibi>. söyledi bayağı. <laughs> yani Sadece kaptan kaptan Picard'a çok azıyorum. Evet. Ee, yani okey konuşmak istediğim bir şey varsa konuşalım. Oğlum Patrick Stewart'a azmazsan sorun var lan bence. Oğlum konuşmak istediğim bir şey varsa konuşalım dediğini dün yayında konuştu. Ben Kaptan Picard'ı azıyorum lan. Tancan'a da söyledim burada huzurlarında. Özel'de de söyledim. Yayında da söylerim. Yani Sen Kaptan Picard'ı... Game Kaptan... Kaptan Picard... Kanka, Captain... Captain Picard you... Yani not as a going concern ama Kaptan Picard için e, her zaman tercihlerimi ve yönelimini gözden geçirebilirim. Kaptan Picard. Yani gelip üniformamı düzeltsin yani abi. Sen de manevralar yapmasını ister misin Kaptan Picard'ın? Tabii tabii. Aynen aynen. Energize etsin beni. Ee, ondan Picard, sonra arka yani, warp evet. drive'larım tabii tabii. Arka warp drive'larım da angajı olsun isterim yani. Evet. sevgili dostlar, ilişkileri kurtardığımız bu ilişkideki göt ben miyim? değil. Bu ilişki nasıl kurtulur? <laughs> e, isimli formatımıza hoş geldiniz uzay Zuhal çetimizde destan çetimizde hepiniz evet. hoş geldiniz hepsi de arkadaşlarım evet öpüyorum uzay böyle. uzay Zuhal e, bugün ta inanılmaz derecede Tancan övdü e, dedi ki Tan evet. e, Tanca Arya da övdü bu arada Arya ve Zuhal dedi ki Tanca'nın kutu kutukola gibidir dedi öpüyorum ikisini de bu seyceverik konusunu bir gün karşılıklı içerek tartışalım konuşalım zaten Yiğitcan kim ki <laughs> Sen de sevdiklerini söylediler oğlum. Teşekkürler abi. Böyle peki manenti <laughs> ödül verir gibi mi söylediler? Yani <laughs> hayır hayır. Yani seni bana aktardığı gibi. İkisini de çok seviyoruz. İkisiyle de tanışmak istiyoruz. Hiç fırsat olmadı. Keşke tanışabilsek dediler eşit derecede. Hmm. Ee, ama bir gün ama şöyle bir hikaye anlattı. Can e, Tancan'la ilgili onu da söyleyeyim. Ee, bir gün motorla Can ve Tancan gidiyorlarmış. Sonra birdenbire şey olmuş. Ee, böyle bir araba bir köpeğe çarpmış. Yani. Ee, Tancan da şey işte ne derler motorundan inmiş köpeği köpeğin de çok bir şey yokmuş ama böyle motorundan inmiş köpeği veterinere götürmüş tedavisini yaptırmış bir, bir, şey yokmuş köpeğin. Can da o gün demiş ki oh demiş ben demiş bu adamla demiş ömrüm boyunca demiş hayatım boyunca demiş arkadaş olacağım demiş o an o karar vermiş bunu söyledim. Şimdi sen bunu anlatmazsın ben anlatayım da prim olsun biraz. O gün ama veterinere götürmedik daha doğrusu Götürdüm bir yere kadar. Sonra köpeği tanıyanlar vardı. Orada biraz bekledik başında. Bacağına falan baktım ben hani eklemlerine falan. Biraz başında durduk bir yarım saat falan. İyiydi. İyi olduğuna kanaat getirince hiç kanaması falan olmadığını tekrar saldık. Evet yani izlediğiniz insanlar arkadaşlar böyle insanlar. Yiğitcan Erdoğan'ın da böyle bir tane benzer bir hikayesi var. Ee, yolda bir tane AK Partili insanla tanışmıştı. <laughs> sonra dedi ki sonra dedi ki <laughs> sonra <ıslanıp kötüydü>. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam <özür> <laughs> evet. ya işte belli bir şey arkadaşlık dostluk ilişkiden sonra bu mertebe giriyor abi tancan ilişkiler gerçekten şuna bak yani sana ballı börek yaptı yağladı yolladı bana gelince paşam beni siyaset <laughs> bize yapmak için araç olarak kullandı olacak o kadarını çekti rahatladı <laughs> ya benim seninle ilgili kafamda bir endişe var biliyor musun? Ne var? Biz şimdi yıllardan sonra beraber mi yaşamaya başlayacağız tekrardan? Hayır ya ne münasebet. Bana öyle geliyor çünkü. Sen sen benim yanıma taşınıyorsun gibi düşündüm ben otomatikman. Bu böyle mi? Oğlum Türkiye'de hayır lan. Türkiye'ye ya birincisi Türkiye'ye gelsem kalsam İstanbul'da ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Ee? Sevmiyorum çünkü İstanbul'u. İkincisi, e, senle ev arkadaşı olacak fena mı olur? Allah Allah yani, nedir? Ben de bunu Orada diyorum işte. başka Bu... şey Ama sen hep şey diyordun ya, ben artık kimseyle yaşamam. Ben artık yalnız yaşayacağım falan diyordun ya böyle. Şimdi ne olacak? Tekrar ne ev arkadaşım olacağız dört. biz. 4,5-5 sene yaşadık oğlum şimdi. Yani şi şimdi şimdi geri dönüyorsun <laughs> Kürkçüküt'ten. Şimdi beni de kıymete mi bildim yani? Ya istemezsen kalmam lan pezevenk. Allah Allah adama bak ya. <laughs> Şurada çektiği ahlaki şeye bak. Kalma, sanki kapısında yatıyoruz Tancan. Sanki ben herifin kapısını çarpıyorum. Ben gidi, Günhan diyor o <laughs> yatağına <gülüyor> bile diyorum, Yok ya. ama. Ben ben yok geldim, ama. Hayır ya. beraber tekrar yaşayacaksak artık bazı yer değişti ha. Artık eskisi gibi olamaz hmm. bazı şeyler. Onu söyleyeyim sana. Anladım. <laughs> ne gibi şeyler? Çamaşır, <laughs> çamaşır. Yok çamaşır. Ya. Allah Allah. Çamaşırları beraber yıkayacağız artık. <laughs> aynı şeyde. Tamam, tamam abi tamam. Hatta çamaşırlarımızı beraber yıkamayı falan da bırakalım. Çamaşırlarımızı beraber giyelim ve çıkartalım. <laughs> e, ola, yani bir, rahatsız mı oluyorsun? Ben ne Rahatsız mı oldun şu anda bundan? Yo. E, yo tamam. yo. Yani aynı yatakta da yatabiliriz. Bence zaten artık bu tip şeyleri açtık yani. Hatta ve hatta yani bence her şeyimizi paylaşalım. Oğlum bak, sen bana 5 sen bana 5 gelirsen ben sana 10 gelirim. Günhan, Böyle şeyler deme bana. Günhan. Ha. Günhan. Her şeyimizi paylaşalım. Paylaşalım abi. Götün tamam. yosa <laughs> oğlum can çok masrafsız lan konularda evde çok öyle bir zararı mı oluyor <laughs> öyle şey? Daha ben çarşaf bile bir kere serdim. Bir daha öyle koltukta uyudu, sermedi bile. <laughs> <laughs> abi diyorum çarşaf diyorum. Yok abi gerek yok falan diyor uyuyor ben. <laughs> Minnoş evet, bir oğlum, adam ya. Yani. İnanılmaz minimal bir misafirim lan. <laughs> Sungur da aynı şekilde Tancan gibi bıraktı bu arada <laughs> çarşafsa. Benim medeni misafir zannedip çarşaf seriyorlar ilk başta. <laughs> herkesle herkesle görüşemezsin artık. Öyle bir şey de var. <laughs> Beraber yaşayacaksak. Ya bayağı kontrolüm olur yani. Bir de bir kere benim elime Aa. düşersen yani ben sana söyleyeyim. <laughs> Etkinin kurdu. Ondan dolayı bana şu an baskı yapıyor. Tanca kurtar beni. Tanca adam beni götürecek ya. Adam demin daha bir seksüel kendisi bir yıl çıktı bayağı ya. Sen ne yapıyorsun sen? Evet. Yunan. Evet sevgili <laughs> dostlar bu <laughs> ilişkideki bu ilişki nasıl kurtulur? Tancan Fümen, Yiğitcan Erdoğan hepsi de benim arkadaşlarım. <laughs> evet lütfen katılda katılda 1200 kişi olmuşuz e, lütfen katıl, hey. evet katıl 2000 kişi olana kadar lütfen ekrana para atmaya ve bizleri desteklemeye devam edin e, en en hayırlı e, insan iki size çünkü anime tavsiye eden ya da abone olandır e, demin demin hatta şey olmuş e, Tarık kılıç 2 dolar atmış super chat'te e, Burak ve klay klayatta member olmuşlar. Hadi bakalım şeyler pamuk eller ceplere. göt deliklerine. Hadi. Okay. Say my name say my name bu ilişki nasıl kurtulur 7 bölümünde burada hep beraberiz. Güzel bir yes. e, cumartesi akşamı kasım evet. havalar soğudu kış geldi. Aynen. E, bundan olsa gerek herhalde bir sürü e, garip grup hikaye var. Evet. Elimde. 5 evet. tane. Bazısı kısa, bazı uzun, bazı komikli, bazı garip. Garip. Kategoriler şöyle arkadaşlar. Avukatlı var, videolu var, monologlu var, alarmlı var, League of Legends'lı var. Aa. Oo. League of Legends dedin. Ee, biz rahatsız olduk Tancan'la. <laughs> Onu sona mı bıraksak acaba Onu, özel bir için. Seç Tancan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Avukatlı olsun. Ciddi girelim. Bir, bakalım. Oo. o bu arada bir dakika uf, içen. Oğlum. Bir dakika. Çok katı katıl diyen var şu anda. Bir onları bir gaza getirmem lazım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bize böyle katıl dediğin için. Lütfen bize daha çok katılın tamam mı? Böyle uf uf uf, uf. Ay babacım uf katıl bize. Evet. Devam de, özür dilerim. daha. İp törküş ve bir an karakteri gibi oldu bugün günlüğün. Evet günü. evet. Abi iki bu, tane evet, çok şekerli evet. kokteyl içtim. Bir de böyle iki tane <laughs> sert bira içtim. Ben iyiyim yani. Özür dilerim ama Zıra. devam edelim. Evet. Estağfurullah, evet. estağfurullah estağfurullah afiyet olsun. Abi avukatlı hikaye bu arada. Ee, şimdi az sonra az önce yaptığımız kakara kikilerin üzerinde biraz sert gelebilir hazır mısınız? Kendinizi psikolojik olarak hazırlayın diye söyleyeyim. Gelsin be. Hazırım her türlü sertliğe uygunum. Evet. Evet. Sertleştim. Biz... Biz yani biz kocamla yaklaşık 4 yıl önce benim güvende oluvun tek sebebi bu olduğu için evlendik. Babam ha? şiddete meilli ve uç derecede ha. muhafazakar bir adam. Beni tek başına yetiştirdi ve çocukluğu bir kabusa çevirdi. Kafadan kontakttı, çok hmm. dindardı. Bizinkisi ilgisi bile olmayan bir din ve kültürle ilgiliydi ve bu onu tamamen değiştirdi. Benim erkeklerle hiçbir ilişkimin olmasını istemediği için eğitimimi evden yaptı. Ama sonra 19 yaşındayken bana yaptığı şeylerin korkunç olduğunu fark edip evden kaçmaya çalıştım. Kocamla o zaman tanıştım. Kendisi avukat ve bizim komşumuzdu. Bana yardım etmeye çalıştı ve onun sayesinde üniversiteye gidip yaşayacak güvenli bir yere sahip oldum. Bu çok uzun sürmedi. Babam saklandığım yeri buldu ve kendi dininden arkadaşlarıyla birlikte kocamı tehdit etmeye başladılar. Ülkemdeki kanunlar gerçekten işe yaramaz. Tek yapabildiğim şey uzaklaştırma emri almakta ama ne zaman bu emri delse kimse bir şey yapmadı ne yapabilirlerdi ki? Babamın çok önemli arkadaşları var ve babamı hep onların nüfuzu kurtardı. Ben de durumdan kurtulmak için kocamla evlendim ve beraber onun ülkesine taşındık. Bu, bütün bu süreç esnasında hiç beni suistimal etmedi. Bana hep öğretici bir tutumla yaklaştı. Üniversiteye gitmemi ve iyi bir iş bulup bağımsız olmamı destekledi. Bir anlamda şu an öyleyim. 23 yaşındayım, mezun oldum. Kendi kendime maaşı çok iyi bir iş buldum. Bu iş sayesinde en sonunda onun evinden taşınıp kendi kiramı ödeyebileceğim. Ama bunu yapmak istemiyorum. Ben onun gerçekten karısı olmak istiyorum. Birkaç gün önce ilk defa seks yaptık ve ona aşık olduğumu söyledim. O bana bunun gerçek olmadığını, çok genç olduğumu ve sadece ona yardımcı olduğum için kendisine aşık olduğumu düşündüğünü söyledi. Düşündüğümü söyledi. Ama bu doğru değil. Ben bana yaptığı her şey için müteşekkirim ama ona bu bundan sebep aşık olmadım. Ona aşığım çünkü geçen yıllar içerisinde onu tanıdım ve hakkında bildiğim her şeyi sevdim. O tanıdığım en şeker, en nazik, en komik, en akıllı ve en güzel adam. Bu konu hakkında o günden beri çok konuştuk. O da beni sevdiğini söylüyor ama yaş farkımızdan dolayı aramızda bir şey olmayacağını, olanı unutmamızın en iyisi olacağını söylüyor. Ben bunu istemiyorum. Nasıl onu ona aşık olduğuma ve bu evliliği yürütmek istediğimi ona ikna edebilirim. Evet arkadaşlar, bu ilişki nasıl kurtulur? Evet. Bunun filmi var. Şeker gibi adam bulmuş. Squid Game. Hayır, duvara karşı. Mary Stoyle. Mer yok lan yok. duvara karşı tam bunu anlatıyor işte. İndirin şey, şey, Empire şey izlemedim yok. Şey izlemediniz mi ya? Aa. Gegen Gegen Deywand. Yok izlemedim. Orada da ben de izlemedim. orada Sibel Kekilli'nin karakteri şeye aşık oluyor. Ee, bir tane böyle işte onun da ailesi böyle çok sıkıntılı. Bir tane böyle e, Türk o bir herife aşık oluyor Almanya'da. E, işte böyle adamla şey falan yapıyorlar. E, önce işte fake evlilik yapıyorlar. Özgür olsun diye Sibel Kekilli. Daha sonra bu fake evlilik üzerinden birbirlerine hisler duymaya başlıyorlar. Falan filan bir takım karışık olaylar oluyor yani. Çok meşhur filmdir ya. E, tabii. tabii. Ya filmi biliyorum da izlemedim ben de. <laughs> Allah Allah. <yani. gülüyor> Valla Tancan, S.C.V.L.'in <laughs> düşer ha. Söyleyeyim sana. Kardeşim düşerse düştüğü yerden kaldırırız. Allah. Velini savunurken delik diye racon kesen <laughs> <Scapella. gülüyor> Evet ya. Erkek oğlu erkek. Ee, evet arkadaşlar, bir mantık evliliği var. Mantık evliliği <laughs> çok korkunç koşullarda başlamış. Evet. Kadın bu mantık evliliği içerisinde gerçekten aşık olur ifade ediyor ve erkek karakteri emin misin? Hani sorduğunlardan geçti. <laughs> Türk Türk, Türk gibi oğlum ya bu olay. Türk olayı gibi bayağı özellik. Nereden yakaladın kanka Türk benzerliğini? <gülüyor> <gülüyor> Kanunlar gerçekten işe yaramaz kısmı mı acaba sana bu ilham verdi? Falan evet evet. Türk, Türk kısmı verdi bence <gülüyor> direkt. <gülüyor> kanka bu hikaye kebap kokuyor. Öyle diyeyim sana. Ama e, benim ülkemle alakalı olmayan bir dinle e, takıldılar dedi. Benim aklıma da oradan şey falan geldi. Böyle. E, Alevi. Ne bileyim. Ya da aşırı satanist Norveçliler. Yok be oğlum. Norveçliler eskiden o, o daha kötü. Mesela normal Avrupalı falan Müslüman olmuş. Oo. Mesela benim ülkemde hmm. alakasız bir kültür diyor ama bir ülkemde de kanunlar dandik diyor. Şimdi o yüzden ülkeyi Tahmet zor aslında. Sadece boktan bir ülke. Whatever bilmiyoruz ülke ama işte bu avukat adamla tanışıyor <laughs> ve onun ülkesinde yaşıyorlar şu an ve işte avukat adam yardımcı olmuş. İş, iş, üniversitesini bitirmesine, iş, iş, bulmasına falan yardımcı olmuş ve bu süreç içerisinde kadın gerçekten aşık olmuş. Tamam, bu süreçte de beni gerçekten onu gerçekten sevsin istiyor ve onunla beraber olmak istiyor. Avukat adam ama inanmıyor değil mi buna? Evet avukat adam çok yandırıcı bulmadığını ifade ediyor. Yani do koşullar dolayısıyla yandırıcı değil. Ne hani de zor yani diyor. Hem yaş farkı var aramızda hem böyle koşullarla tanıştık. Bunun bir ilişkiye okay. gerçekte evliliğe dönmesi zor diyor. Benim uzun açıklamalarım olacak. İstiyorsan Tancan önden alabilir. Yok gir sen ya. Ben ama sevişmişteyim şu an hala. Daha oraya geçemedim. Tamam. Yani adam, Adamın hmm. kırın etmiş ama paşam sevişmiş de bir anda. Tabi tabi. Şimdi bacım şöyle e, sen tabii ki e, az tecrübesi olan ve de yani hayatında ilk defa yeni bir e, cinsel yolculuğa çıkmış bir macera perest bir kadınsın. Seks bir maceradır. Ve bu maceranın farklı farklı bölümleri olur. Farklı farklı chapterları olur. Sen daha ilk chapter'a adımını atmışsın. Öncelikle sana şunu söylemek istiyorum. Sen gerçekten de bu insanı seviyorsan ve bu insanla birlikte olmuyor, olmak istiyorsan eğer o zaman senin yapman gereken şey şu. Her erkeğin hayatında bir dönem gelir ki sadece çıplak bir vücuttan tahrik olmayı geçer. Çeşitli e, şeylerin, çeşitli kıyafet e, itemlarının gizemine kapılır. Sanırım buradan nereye gideceğimi hepimiz biliyoruz değil mi? Bilmem İnan mı bilmiyoruz ya. Ok. Diyelim senin beyin çıktı dışarı çalışmaya avukatlık yapıyor. Daha sonra şeye geldi beyin eve geldi. Sen üzerinde bir tane beyaz gömlek, altında bir tane kalem etek, ince bir çorap, tamam mı? Topuklu ayakkabılar, hmm. şöyle seksi bir gözlük, şöyle bir yapılmış bir saç. Bu şekilde dedin ki merhaba avukat bey. Bugünkü randevularınızı hazırladım. Şimdi evet. Hiçbir erkek bunun üzerinden yani bu var ya bu. Bu bu o kadar bir şey. <laughs> oğlum bu yine o, ilişkiyi çözüyorum ayağı altında kendi fantezilerini anlatıyorum. Ama hayır, Şener Şener'in filmi var bununla ilgili de. Bak Hı. sen de onu bilirsin. Özel dosyaları getir. Özel bu dosyaları getir tabii. En standart kıyafet bu bu değil mi? Ne tamam bu, sen kardeşim. Bu şimdi. Abi hayır ben en vanil vanil ya şey söylüyorum yani. Hani böyle gerçekten ne? <laughs> Abi bak. heteroseksüel erkeklerin hatta hatta heteroseksüel erkeğim, erkeklerin erkeklerin %99 %99.9'u bir hiçbir on bak bu çok deli, genel geçer bir şey. Naylon bizim kriptonitimiz. Yani tamam mı? Ama M lütfen de... iste, o e, tamam, anlat kardeşim. Sen anlat. sen <laughs> anla. <laughs> çok biliyorsun ya. Çok biliyorsun sen anlat abi. Ben görmen için tek an... tercih ediyorum belki. Nereden biliyorsun ya? Tamam anlatabilirim abi. Yok abi ben anlatmam. Çamurna... Allah, Allah Niye, Çamuruna girme Tanca. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum seni, herkes senin kadar fantezilerini paylaşmakta rahat olmayabilir. Bu birincisi. Tancan mı? <laughs> Allah Allah. Tan... ilişki i̇lişkiye çözümün resmi olarak şey bir kanka. Yani tahrik et. Abi yani hayır. E... Bak bunu yapsın. Aşık olur <laughs> herif zaten. Ben bu kadar netim yani bu konuda. <laughs> ya istediği şey istedi. Ben direkt bunu istiyor. Ben direkt ona yani ne aşk iksiri veriyorum ne başka bir şey veriyorum. Ben sana dünyanın en realistik çözümünü veriyorum. Her bir erkeğe... Kadın... Ha, okay. kardeşim. sen kardeşim. kadını zaten böyle inanılmaz bir e, ne bileyim bir cisim yerine konmasından kurtarmış ve yani kaçmış bir kadından bahsediyoruz yani. Kadınlığını yaşayamayacağı bir yerden kaçmış gitmiş. Sen ne evet. bir de üstüne diyorsun ki daha da seksi ol böyle. Hayır işte yani. kadınlığını yaşa diyorum abi işte ben. Tam yani tam şey yani. En tamam güzel... Da ben... Belki daha korkutucu bir hale gelecek ona yani. Bilmiyoruz ki şu anda. Bence biraz şey altında yani. Avukat onu kurtardığı için belki de böyle davranmak istiyor yani. Nereden bileceğiz? Şimdi bu tavsiyeyle ilişki çok kurtulur gibi gelmedi. Daha kötüye de gidebilir yani. Aa. Çok abi zaten bu yani, ilişki kurtaran bir yani olsa olsa Mert Günhan'ın bu akşam kendisiyle olan ilişkisini kurtarabilir gecenin ilerleyen saatlerinde. Ee, onun haricinde bence ikili ilişkilerde zor bir... Bu ama tane sen şey dedin ya ama sevişmiş. Ben de hikayeyi e, okuduğumdan beri sabahtan beri onu düşünüyorum ama sevişmiş. Evet. Hani şeyi düşünüyorum çünkü kendi yerime koyuyorum. 19 yaşındayken kurtarıyor kızı. Bu arada yani kesinlikle böyle bir şey yapmak zorunda değil. Aşırı evet. şey bir hareket. Yani e, bir insanın bir ülkeden çıkması için mantık evliliği bile yapmak bu arada aşırı, aşırı kral bir hareket bence. Hani evet. e, kalmış gibi de aşırı zor bir durumdan kurtulmuş, çok sıkıntılı, sıkıntılı. Ve 4 sene boyunca da hep şeye yönlendirmiş kızı. Sen kendi başına bir birey ol. Git üniversiteni oku, yani ki güzel bir işe gir, iyi bir para kazan diyor. Yani kız böyle anlatıyor. Ee, adam ya adamı başka sonra... ülkeden, kendi ülkesine götürüyor. Vatandaşlık falan da alınıyor muhtemelen orada. Yani ev ve vatandaşlık, oturma izni bir şey. En azından üniversite okuyabilmiş, işe girebilmiş yani o evet. ülkede. Ve şu anda kendi parasını kazanıyor kız ve taşınacak. Ve yani bu işte, anı mı? Yani bütün şeyler, kır son şey kırılıyor artık üzerindeki hüküm. En son oradan akladım adamı. Taşınacak ya demiş ya. Hani ya Tamam da yani. adama aşık değil, aşık olmuş bu. İşte evet, o yüzden ayrı ayrı. Ama tancan tanca'da bu... dikkat çektiği şey var ya kanka, bir e, 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 duygusal güç struktürü var ya orada. Biraz su edilebilir bir durum var orada. Çünkü çok aşırı bir müteşekkir olursun. O müteşekkiri hani biraz oynarsan bile atsın, yani suyu bulandırırsın. aldın mı? Ee... Kapılar çok kır. Ama ama İngilizce. ama şu şöyle abi, şimdi o da o adamı istiyor yani, anladın mı? Ben buna yönelik tavsiye evet. verdim. Yani Tabii. Power structure falan filan o konulara girersek zaten apayrı bir şey derdim. Adam burada... istemiyor yani şu an. Hayır. Abi adam ne istiyor? Oğlum biz ne istediğimizi biliyor muyuz? Erkekler <laughs> olarak. <gülüyor> Genel diyorsun oğlum. <laughs> biz erkekler oğlum, olarak... olarak... Erkeklere 8 kere falan ayıp seksizimler yaptı. Ben kabul etmiyorum burada ya söylenenleri. <laughs> ne çekim, başlarına gelir, yıllar yok, sonra Yıllar sonra meninist mi olmaya karar verdiniz şimdi? Ya kanka feminist. Ya erkek olmanın zorluklarından bahsetmiyorum ama hepimiz de yani böyle naylon görünce aşık olmuyor olabiliriz ya. Ya tamam canım o meşrebine göredir. Başka bir şey yani anladım Hani böyle... Ya be, benim takıldığım şey oldu abi zaten. Şimdi adam istemiyorum diyor. Şimdi bu kadar strik bir adamsa bu niye sevişiyorsun abi? Yani bu şey gibi mi? Yani sevgili değiliz, aşık değiliz ama evdeysek vuruşuruz. Böyle, böyle Aa, bir bakış açısı. Ya. Yani. Ben şey gibi anladım olayların gidişatından. Sanki hani e, sevişilmiş Ondan sonra işte zaten aşık olduğunu söyledi evet, diyor. Evet evet. İlk ilk yapmış sonra şey diyor. Seks yaptık diyor. İnanılmaz aşık oldum diyor sonra. Aşık oldum söyledim diyor. Ona orada aşık oldum da yıllar içinde aşık olmuş. Ha okey. İşte, Onu tanıdı, da, evet, tanıdım da falan da bilmiyorum. Acaba adam seksi mi beğenmedi? Bak böyle bir Yok yok. Değil mi? aslında. Oo. <bahsediyorsun>, <laughs> ihtimalmiş de sonra şey olmuş. Ben desem yani, olay olur. Da olur. Ben desem kızarsın. Benim böyle. anladığım şey gibi kanka e, yani seks yaptıktan sonra bunun gerçekten bir hani e, ya yani bir an böyle bir gece yapılmış. Bir gece yapıldıktan sonra da onun aslında iyi bir şey yapmadık <laughs> mı acaba falan olmuş biraz. Bir takım sınırlarımı geçtik. Ha. Ben galiba Ama buldum işte, çözüm ya. ne ne buldun? Abi şimdi bunlar başka bir ülkede ve belli ki kız daha vatandaşlık almamış. Ee, genelde bu tarz tahmin ettiğim ülkelerden birisi bu Avrupa olabilir. Daha, hmm. daha düzgün bir ülke olarak. Belli ki bu mantık evliliği. Mantık evliliği de yasaktır. Gitsin. Bir avukat bu da zaten. Desin ki resmi kurumlara şikayet ederim seni. Benle <gülüyor> evleneceksin. <laughs> 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 Belli gerçek bir evlilik e, yaşayacaksın. gerçekten evlilik yaşayacaksın. Yoksa mantık evliliği olduğunu şikayet ederim. Ağzınız sıçarlar diyecek. E, tamam ama mantık Oo. evliliğini herif istemiş oğlum. Zaten. Niye ki öyle Tamam şey oğlum. Nereden bilecek? Kadın beni belki şey diyecek. Yani e, kurtarmak için yaptı e, artık ben gitmek istiyorum izin vermiyor bana. Hem de bu yasak değil. Oğlum tamam Şantaj. da adam adamla olmak ne? istiyor kız adamla olmak istiyor adam da kızla olmak istiyor ben anlamadım yani. Adam istemiyor ki oğlum. Ya, adam diyor adam sen. kanatlarını aç diyor ona şey de demiyor siktir git de demiyor. Tamam yani işte ama açmıyor. Adam şey yapmıyor yani sen beni diyor kurtardığım için seviyorsun diyor. Var bence Şika şikayet, et, şikayet et diyorsun yani ilgili makamlara. Tabii tabii. Ya. Oğlum ilişkiyi kurtarıyoruz. Ben şimdi başka çözüm bulamadım. Çünkü adam iyi biri değil. Ben şu an ilişkiyi kurtarıyorum. <laughs> adam sen iyi... adam iyi biri değil mi yaptın lan? Bence adam... adam iyi biri hala. Evet adam Kanka iyi biri evet. gibi lan evet. Bence değil. Kanka ha. bence bir kere seks bu ya 23 yaşında bir bireyle olduğunu tekrar hatırlatarak. Yani artık o kadar da değil canım. Yani o kadar istediğini söylemiş ağzıyla kadın. O, tamam istediyse istedi. Hani sevişmemelilerdi noktasında belki fikir yürütebiliriz ama bence adamın ahlakından götürmüyor ya seks. E tamam oğlum, ben, benim çözüm çalışır ama ben inandım bu çözüme. Yani Tam biz, Tancan anne bu çözümde Tancan bu çözümde ben de kendi çözüme inandım agalar. O zaman madem böyle. Oğlum ee, sen şey... naylon giydiriyorsun kıza. Ben radikal Hayır. bir çözüm öneriyorum burada. Ben örnek verdim. Oğlum benimki radikal değil mi sanıyorsun? Ben örnek verdim. Yani istiyorsa lateks olsun, istiyorsa liseli kıyafet olsun. Önemli <laughs> değil yani? O sen onu al boşlukları <laughs> Aşısı i̇şte, trabon taksın kardeşim. Evet kardeşim, abi. Kardeş. Meş evet, tabii canım. Meşrebince de olur boşlukları yani. Şey değil ki o. Artık. İsterse şey yapsın. Bence benimki de çok geçerli evet. yani. Lütfen benim çözümlerimle dalga geçmeyin. Bakın bu programı terk ederim. <gülüyor> 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 bana bir şekilde davranamazsınız. <laughs> Türkiye'ye lateksi getirmiş kimseyi. <laughs> <laughs> en çok bana soracaksınız. Benim, benim tavsiyelerim bir sürü ilişkiyi kurtarıyor programların Lütfen bakın. <laughs> <laughs> evet şimdi teşekkür ediyorum. Bir taraftan e, Evil Tancan karakteri e, şantaj yaparak kendisini mantık ilişkisiyle Abi duygusal bir ilişkiye çevirmeye ikna evet. et etti e, Bir taraftan da Horny Günhan karakteri sen bacım bir kalemete içek altına gömleği de çek. <laughs> Bak bakalım nasıl o ondan sonra işler yoluna giriyor. İstemeyen adamı nasıl yola getirtiyorsun dedi. Tebrik ediyorum. Bu aşırı travmatik ve dramatik hikayeyi çok güzel ele aldık. <laughs> <laughs> Biz biraz pencanla boktanlaştık galiba tavsiye verme <laughs> Tavsiye vermiyoruz oğlum. Biz ilişki kurtarıyoruz. Ben Doğru kardeşim. Ben sezonun başında ben ilişkiyi kurtaracağım. Bak şeyi bir kenara bırakıyorum. Doğrudur yanlıştır. Ben ilişki kurtarıyorum. Bu ilişkiyi kurtarır mı? Bence kurtarır. Adam üç buçuk atar. Sonra alışırsa alışır. Alışmazsa kendi yoluna. Evet, Şu ben, de, ben, ben, de kurtarıyorum. Sesini, mikrofonu çok yakınmışsın gibi duruyorum. Arada patlıyor. Bu günah sen de biraz... böyle olabilir. Kıstım bir ayıymışım nasıl? Şimdi daha insansız gibi tamam, oldu. Tamam. Discord'dan çok... beni kısabilirsin hiç can istediğin zaman. Şu seni niye kısayım can kardeşim? Seni kısanın eli kırılsın ya. Her patlama oluyorsa yani hani. Senin senin sesinin yükselmesiyle oluşan patlama kulaklara birer <laughs> sümbül ya da gibi inanıyor. Eğer patlamalardan rahatsız oluyorsan şivan perverler megri megri de söyleyebilirsin. <laughs> Ben anlamadım bu referansı. Siktir nasıl anlamadın? Sen anladın mı Tancan? Ben anladım ya. Megri Megri. megri. Aha, çok güzel espriydi bu arada lan. Ben anladım. Tan Yi Yiğitcan'cım bak dedim ki anlamanı istiyorum. Güzel bir espriydi çünkü. Dedim ki tamam. patlamalardan rahatsız olduysan Şivan Perver'le Megri Megri söyleyebilirsin dedim. Buradaki şaka ne? Megri okay. Megri bir şey mi patlıyor falan? Sen bir şey söyleyeyim mi? Can sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya harbiden bu kadar Türk değilsen artık seni bu Türk'le çekmek istemiyorum. Hayır bu şarkı Kürtçe olduğu için mi yapılıyor bu şaka? Ya kanka yani, yani Kürtçe şey Kürtçe ve barış patlama. çözümünde barış çözümünde İbrahim Tatlıses ve Şivan Perver Megri, Megri diye şarkı söyledi ya barış sürecinde. Okey. Patlamalar durdu falan hani. Okey. Vay be ciddi mi ya. <laughs> Okey kanka. <laughs> <Bence unutmuş gülüyor> olması daha iyi olabilir. Daha aslında. iyi tabii canım evet ben de bir şey diyemiyorum. Halk e, memnun Bu arada teşekkür ederim bu e, şakayı anlamayışımın üzerine giderek e, şey gibi yorumlar olmasına sebebiyet verdiği için. Ya bu kadar mı koptu Türkiye'de ya? Yani bir abi, abi, bir şey. 5 sene oldu. şaşırmayın lan böyle şeyleri. Beş sene oldu oğlum ben Türkiye'de bildiğim Tamam evet yaşıyorum. iyi bir şey. Yok yani geri geliyorsun zaten. Ben seni Türk yapacağım. Yemin ediyorum e, şu an e, gerçek hayatımda e, performatif olmadığım dakikalarda konuştuğum kadar İngilizce konuşmam e, size olan nezaketindendir. Yüzde %30 yüzde %40 İngilizce konuşuyorum gerçek hayatta artık. Türkiye'de yaşamayalım. 5 sene oldu. Alışın böyle şeylere. Dönmemiz kaldı Bir gece bir gece böyle uyuyacaksın. Ben senin ağzına patlıcan kebabı sokacağım böyle sen uyurken. E, Türk yapacağım ne? seni. Bu beni daha Türk yapacak. Evet. <laughs> Tipim Türk'lükten anlayışım bu. <laughs> Çok Mehmet Ali Erbil'in de anlayışı oydu abi. <laughs> bu arada çözümümü sert bulanlar oldu da bu şey daha sert. geçen hafta iki hafta önce kadının çocuğunu başkasına evlatlık verdiriyordum be arkadaşlar lütfen. evet, ben... evet sert, <gülüyor> sert. <gülüyor> sert. sert. Yani. E, yumuşak tavsiyeler isteyenler o tarzmaya gitsin. Pancan ee, o gidin lan o tarzmaya gidin lan. Vay, böyle yapacaksan ben de yaparım ha programda. <laughs> Günah dünden hazır ha. Ben dünden hazırım <laughs> zaten hiç komik bulmuyorum. E, bence e, o tarz bir feud başlatabiliriz. İki programında da hayrına olur diye düşünüyorum. Orada o yüzden e, gerçekten evet, yumuşak taş arayanlar ben, o tarzıma gitsinler. O tarzıma ekibini, olur. o tarzıma ekibini teke tekte her birine yani üçü de bana saldırsa döverim. Öyle diyeyim sana ya. Yani. Ya Temiz'in kolları kalın acı. Ya Temiz beni tutarlarsa ağzıma sıçarlar. Ee, yani İsmail beni, evet, İsmail beni tutarsa şey yaparsın, ama teke de şansımı çok yüksek görüyorum o tarzıma ekibiyle. E, bu şeyden dolayı artıyor şansımız onu söyleyeyim e, bunun yakınlarda baba olmuş olmasından dolayı eminim e, fiziksel aktiviteleri <laughs> yani yeterince fey değildir ama eskiden ne yapamadık. Yani, baba, yani. baba olunca adam debuff mı alıyor niye lan hayır yok öyle bir şey. E, Dead body diye bir şey var kanka şimdi yani salıyorsun vücudu biraz. Aa Babalar, sen kışmış, şişmanlamış, bonuma bonumu şişmanlamış mı dedin? Hayır hayır babalık yani babalık insanı fitliğinden götüren bir şey diyorum. Hani onu Chat'ten, avantajımız diyor. Box yapıyordu. Chat'ten şöyle yazıldı. Bonoma box yapıyor. Günhan ne, alırsın diye. Ben Tekken 7'yi perfect bitirdim. Ee, <laughs> senaryo modunu. Ya, yani gerisini... Evet gerçekten gerisini Can Bonomo düşünsün yani. Kazuya tekmesi, Paul Yumru ve Heiyachi aparkatı hepsi bende var. Ben de çok Bundan... iyi Smash Bros oynuyorum. Alırız evet, evet. Alırız, alırız acı alırız hacı. <laughs> Üçümüz biz de <laughs> bir ekibiz yani onu söyleyelim. Evet, ya. evet. Ve bence bu zaten dövüş müsabakasında Kevin'in Can Gur yapması en doğrusu. İki ekibi de orta yakında duruyor. Evet, Bence evet. adil Hatta bak ben şunu söylüyorum abi. Ringe bekliyoruz hocam. Ringe bekliyoruz. Oradan biletleri de satacağız. Satılan paranın da hepsini şey başlayacağız. Bir vakfa başlayacağız. Böyle bir event. Evet. Boxing evet. event. Böyle bir. tek giyenler vakfına değil mi? Evet. evet, evet Yok evet. yok. Hepsini Yiğitcan Erdoğan vakfına bağışlayacağız abi. <laughs> evet çok pardon Yiğitcan. Lütfen. <laughs> Estağfurullah. Dört tane hikayemiz var. Onlara devam ediyorum o zaman. Videolu var, monologlu var, alarmlı var. E, League of Legends'lı var. Ee, League of Legends'i sona bırakalım. Alarmlıyı ver. Emin misiniz bu kararınızdan? Bak League of Legends'lı diye sadece bir bok çıkacak zannetmeyin ha. Yani. Yok genelde kendi bok zaten. Ha. Evet evet. evet. <gülüyor> Oo Oo. <laughs> Abi ne dedi? Ne dediğin? Arken <laughs> San... belli ki maman maman yatmamış seni mama paran. O yüzden böyle yapıyorsun. Fonlamadılar kardeşim. Fonlamamışlar <laughs> seni. Fonlamadı beni Raip. <laughs> evet. <gülüyor> Ver ab, Allah'ım. E, ne? Alarmlı mı veriyorum? Evet. Tamam. Ee, biz karımla 10 yılı aşkın bir süredir beraberiz. Geçen banyodaydı. Telefonunu mutfakta <laughs> bırakmış, alarmı çaldı. Ee, alarm kızımızı okuldan alması için çalıyordu ama. Daha vakit olduğu için bir dakika kadar çaldıktan sonra ben erteleme tuşuna bastım. Bastığımı söylemeliydim ama kitap okumaya daldım ve unuttum. Sonra vakti fark ettim, karıma gitmesi gerektiğini söyledim ve koştur koştur çıkıp bir dakika geç vardı okula. Her gün böyle bir ton alarm kuruyor, telefonu hep çalıyor, hiç de yanını tutmuyor. Bu durum artık aşırı sinir, sinirimi bozmaya başladı. O, o anda onun adına bir karar verdim ve bunun benim adıma hata olduğunu kabul ediyorum. Kızımızı alıp geldikten sonra fark ettim ki arabamın ışığı yanıyordu. Gittim arabaya baktım cüzdanım koltuktaydı ve maaş kartım içinden gitmişti. Karım almış. E, o akşam yemek yapacaktı ama oyun alanını dengelemek için 60 dolarlık bir akşam yemeği satın almaya karar vermiş. Daha önce hiç kartımı bana sormadan almamıştı. Çok şaşırdım. Karım çalışmıyor. Benim iki haftada bir maaşımı aldıkça kapattığım bir kredi kartı var. Toplam gelirimizin üçte biri o karta gidiyor. Alışveriş yapmak ve akşam yemeği hazırlamak çoğunlukla onun sorumluluğunda. Alışverişten sonra kartını kart bırakırsa da istediği şeyi harcayabilir. Sorun şu ki hemen hemen her seferinde limiti aşıyor ve genelde ilk haftadan sonra ekstra ödeme yapmak zorunda kalıyorum. 4 gün önce bir mesaj almıştım. Limitin üzerinde harcama yapmaya çalışmış ve ödeme reddedilmişti. Çok düşünmedim. Sonra 3 e, gün sonra hesap hareketlerine bakarken gördüm ki benim kartımı bu reddedilen ödemeyi yapmak için kullanmış. Bana hiç söylememişti kavga çıkartmak istemedim. O yüzden onun bana söylemesini beklemiştim. Sonra bana postayla 25 dolarlık bir hediye çeki geldi. Bugün karım yazdı. O hediye çekili de almış ve kullanmış. Bunlar büyük şeyler değiller. Ama yani bir araya gelince sanki bir trend oluşturuyorlar gibiydi. Bu yüzden bu kart alma olayını konuşurken alarm olayı için özür dedim, Ama tüm bunların da bahsini açtım. Zamanlama çok iyi değildi biliyorum ama işte olaylar birbirine geçiyor. Ona bunun çok yanlış olduğunu ve hata yaptığını neden kabul edemediğini anlamadığımı söyledim. Benim için bu hırsızlık yapmak ve yalan söylemek gibiydi. O da senin bana davrandığın gibi davransaydın bana yemek yapmak ister miydin diye sordu. Altında yatan duyguyu anlayabiliyorum ama yaptıklarının akladığını düşünmüyorum. Ee, onu yalnız bırakmamı istedi o yüzden bunu yapıyorum ama bu davranış yine de fazla geliyor. İki hareket birbirine denk değil. Ben kendi davranışımı düze çıkartmıyorum ama karım bana yalan söylemiş ve benden hırsızlık yapmış ve öylece omuzunu silkiyor gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar bu ilişki nasıl kurtulur? Ve ikinci bir şey soru olarak özet ister misiniz? Evet ilk 60 doları <laughs> ne harcadığını Alarm, anlamadım. Bir de alarmlar ne alaka abi? Yani, yani alarmlar... Abi adam hikayeyi Inception gibi kurguladığı için kafalar karışıyor. Çünkü bir seviye iki seviye derine iniyor. inerken anlatıp gidip gelirken. Evet 60 doları niye harcadığını anlamadım mesela kadın. Yemek almış. Ama şey yani şey dışarıdan yemek almış. dışarıdan eve yemek söylemiş. Aynen. Okey. Okey. Ama eve yemeği yapma sorumluluğu ondaymış. Yapmamış. Karttan almış. E, kocasının yani. kartından almış. kendi tamam. Yani şey gibi bir finansal e, sorumluluk dağılım var sanırım. İşte e, hanımın kartı e, ayda üçte birlik bir gelir elde ediyor. Oradan, alışveriş oradan yapılıyor. Üstüne kendi şahsi harcamalar. Bu kocasının kartından bir O akşam kendisi işte gidip alışveriş yani ne bileyim bana bana bilmem ne domates, okay. biber, patlıcan falan alacağına dışarıya yemek söylemiş. Okay. Bence Bence e, bu hikayeyi şöyle çözebiliriz. E, ben ikinize de tercihlerinizi soracağım. Ve böylece ideal e, ilişkide para yönetimini bulacağız. Tamam mı? Hı hı. Şimdi evlendiniz mutlusunuz. Aramızda evliler de var. E, onlar da mutlu. Biz evlenmedik daha. Biz de mutluyuz. Herkes mutlu ama evlenmişiz bu hikayede. Birbirimizle değil tamam. başkalarıyla. Bu hikayedeki evli kim? <laughs> evet. evet. Neyse sonuç olarak şöyle. Bir tane partnerinizle evlendiniz ve tamam. e, orta ya ideal para yönetimi nasıl olmalı? Herkesin bana göre herkesin kendi kişisel banka hesabı olmalı. Bir de ev hesabı olmalı. Herkes kişisel e, banka hesabındaki paranın üçte birini o ev hesabına koyup her şeyi oradan ödemeli. Aa, sanki bizi bir RP yaptıracakmış gibi girdi sonra bir beyan okudu sadece öyle. Ben böyle olduğunu düşünüyorum sizden de fikirlerinizi bekliyorum. Katılıyorum ben. bu arada. İdeali bu bence yani çünkü mevzu e, para harcama olayı partnerlerden birinde kilitlenirse e, para harcamasa bile para harcıyormuş gibi hissedecek. Yani e, o bence öyle bir durum o sebeple bence böyle olmalı. Ama ben ekşi sözlükte buna ilgili başlık var. E, herkesin fikri çok farklı ben çok şaşırdım buna yani şey falan diyen var. Yani işte ödemeleri bir kişi halleder. Hani diğeri ona maaşını aldığı gibi parasını verir. O da ona harçlık verir. Hani para kontrolü bir kişi de olur falan gibi yapıyor Türkolar genel olarak. Ben hiç yokum bunda mesela. O ne oğlum öyle? Ee, bunu ama inanılmaz şey yapmışlar. Türkiye'de evliliğe aşırı... tutsun ha. Kanka Türkiye'de benim anladığım o başlıktan evliliğe çok duygusal bakıyorlar. Ee, hani biraz da şey gibi hani bu kurum olmasının dışında biz artık beraberiz anca beraber beraber Sakarya Savaşı'nı bile yaparız falan gibi bir şey oluyor herhalde. Evet o var. Ee, tuhaf davranışlar olan tanıdıklarım evet, olmuş. Sanki, sanki bunlar evlenince böyle e, tek bir e, entity'ye eriyorlarmış gibi birbirleri ama hayır ikisi de farklı bireyler. ikisinde farklı satın almak istediği şeyler olacaktır. E, <laughs> o sebeple bence finans noktasına ayrılması lazım biraz. Ya yani bu, bu soruya bir cevap verebiliriz. E, sonra e, adamın neden dağılarak olduğunu anlatacağım ben. Okay. Yok ben verdim zaten. Sizden bekliyorum. He okay. Bence buradaki şey zaten e, kilit nokta e, ve durumları karmaşıklaştıran şey bir gelir olması. Niye bir iki insan bir gelir var? Hım. Çalışmıyor muymuş kadın? Çalışmıyor. Ha. İşte ama Niye çalışmıyor? Niye çalışmıyor? İşte or, kitle mi oradan gelecek zaten? Ha. Birincisi bak şuradan bence şu şu hikaye çok şey anlatıyor. Adam diyor ki karım diyor telefonunu dışarı bıraktı. Ve çocuğumuzu okuldan alması için alarm çaldı. Sonra ben alarmı sessizce kapattım. <laughs> Gittim kitap okudum. Orospu <laughs> e, çocuğu. Senin çocuğun değil mi bu? Gerizekalı yani. <gülüyor> yavşak. <laughs> Dalma yani. Oğlum? oğlum bu senin çocuğun değil mi? Ne yapıyorsun? Kadın yani o günde duşa girip daldırmış. Yani belli ki. Bu kadın her şeyi terimş abi yemeği de sen yapacaksın, çocuğa da sen bakacaksın. Sadece <laughs> sendeyim sen sen ya. Sen yapacaksın e, karıcığım. E, ben de sana kartımı vereceğim. Sen onunla alışveriş de yapacaksın. Aşarsan kıra bozuşuruz ama ben evde kitap okuyup çocuğum bile almam. Ya yürü git lan. <laughs> ben abi sinirlendim bu <laughs> Ya şey çok bak. çok e, Tanrıcan sendeyim ve bilakis nereden dolayı e, sendeyim biliyor musun? Sırarla e, yaptığı bir hırsızlık konusu evet. var. E, şimdi Yunanın da e, güzel bir şekilde üzerinde değindiği konuya dönecek olursak zaten şimdi niye bu insanlar tek bir finans yapıyorlar? Çünkü tek bir gelir kaynağı var ya. şimdi Tek bir gelir kaynağı olunca şey gibi bir aranjman yapılıyor. Hani sende işte gelir kaynağı olmayan ama bu ailenin fonksiyonu için diğer önemli olan bir başka şey işte çoluğu çocuğu yetiştirme, eve bakma falan gibi whatever bir şeylere daha çok yüklen, hani onları daha çok yüklen. Tamam. Ondan sonra işte biz kazandığımız parayı da ortak yapacağız. Evet, çocuğu da ortak yetiştirmiş olacağız. Sadece birimiz diğer konuya daha çok ilgilenmiş olacağız ya hani anlaşma. E, kim kim kimin malını kimden çalıyorsun oğlum o zaman? Ney hırsızlık yapmış olabilir kadın? Aaa. Kanka benim Spotify'ım çalışılan çok korktum birden bir arkada müzik çalmaya başladı. O oh. kendi kendine çok ilginç oldu. Niye böyle oldu acaba? Vahiy geldi. Evet, devam devam. Okey, pardon. özür diliyorum. Sadece ben bir panikledim. Acaba <laughs> 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 senin Spotify niye tek başına çalıştı lan? <laughs> olabilir. Arkanda biri var. Evet. Arkanda biri var mı? Yok. Tamam. Arada bakama yani. Tamam eee Okey yani şimdi burada kimi ortak para mı acı bu? Ortak paraysa ne senin kartın benim kartın bu edebiyat? O çocuk ortaksa sen niye alarmı takmadın? Hayatta hiçbir şey müşterek değil ha Tancan haklısın yani. Bu adamın perspektifinde. Evet yani. Ya sorun haklı olmak da değil. Yani herifin e, tavrı çok tuhaf geldi bana. Yani çaldın diyor çocuğuna gitmiyor. Yok her yerde alarm. Ya belli ki kadının bir mutsuzluğu var oğlum. Yetişemiyor bir de belli ki. Yemeği o yapar, alışveriş o yapar falan diyorsun. Bir de üstüne gidip hırsız çekiyorsun. Be sonra diyorsun ki hediye çeki geldi onu da harca diyorsun. <laughs> ne diyorsun? Oğlum? O zaman diyeceksin <laughs> para mı yetmiyor mu abi? O zaman diyeceksin ki tamam her şeyi ortak yapıyoruz. Sen de çalışırsın biter yani. Evet. Yalnız de beraber dönüşüm alırsınız. Bu ne karzı olabilir oğlum yani. Bilmiyorum. Ya da al sana binance.com bunu bir 15 dakika bak. Ee, ...buyur bizim ortak benim maaş hesabından ...bin dolar. Oyna bununla. Sen sen de buradan kazan yani. Çocukları Boy, okuldan yani. almayı beklerken arabada. <gülüyor> 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 yani evet. Bu güzel bir çözüm. Ama yani... ...bunun için bir kripto piyasasında da... ...hakim olmak lazım gibi. Ya kanka kripto piyasasına hakim olmak... ...senin kaç gününü aldı? Sure. <laughs> evet, yani. Güzel bir örnek. <gülüyor> 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 Katılıyorum. Evet tabii. evet İçeride... Hayat... Bence sen çözdün bu hikayeyi. Evet ya yani niye böyle oldu arkadaşlar? <laughs> Ama Tancan'dan aldığım gaz. Tancan'ın Tancanın gerçekten haklı bir milletvekili çıkışı yapması orada. Yani gerçekten beni evet çok ya. şey etti. Tam konuşması. Bağımsız aday mı olsam acaba? <laughs> olsam veririm lan. Hangi şehirde Eyvallah. olmak isterdin? Abi sen oy vereceksin Ankara'dan da olurum. Sorun değil. Vay be Yakışırsın Ankara'ya. Ankara bağımsız milletvekili adayım Tancan Fümen. 2023. Eyvallah. Tam da politikacı adı ya valla Tancan Fümen. Evet. Tancan dümen. Fümen, biz yukarıdayken yok dümen. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> lan? İyi değil mi? Çok iyi. Bir de, bir de rap şarkısı yaptırırım kendime böyle seçim şarkısı. Fümen gelecek, dümen bitecek. <gülüyor> Oo, <gülüyor> o, fikirler çıkıyor. <laughs> Gerçekten burada yani en azından bir 41-29 ajansının bir haftalık mesaisi var bu fikirlerde. Tabii tabii. O mesailerde aşağı yukarı böyle olmuyor, oluyor olması lazım zaten. E, Fümen hmm. gelecek, dümen biteceği bir nevi e, Sovyet posteri olarak tasarlayıp bana yollayabilen olursa çok sevinirim. Sovyet propaganda posteri. <laughs> e, gerçekten çok her yerde kullanırız yani. E, böyle, tancan çünkü senin tipin şu an düşünüyorum aslında böyle tam Vladimir Lenin şekli. E, o Sovyet propaganda posterlerin aşırı kontrastlı hani, şeyde Nerede mi, parlıyor böyle yanar böyle yanar döner. <laughs> e, evet. Zaten evet çok iyi bunu yapalım arkadaşlar. Evet bu arada Rus'tan haklı bir sonraki formatımız bu ülke nasıl kurtulur <laughs> ee, onu da 2023'te başlayacağız inşallah. Evet, evet ya sonra yapabiliriz onu. Bu şirket nasıl Aynen. kurtulur falan gibi şeylerimiz de olacak. Evet tabi. Bu koyun nasıl evet. kurtulur? Uf <laughs> ama hashtag yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Üç tane e, hikayemiz kaldı. Videolu monologlu e, League of Legends'lı. Hmm, video videolu olsun. Evet. 7 yıldır beraberiz, 4 yıldır beraber yaşıyoruz. Bu yılın Nisan ayında bana evlenme teklif etti. Birkaç ay evleneceğiz. Ee, yemin ediyorum hikayeyi böyle başlamış karakter. Ben çok sevdim <laughs> bunu bu arada. Yani. Bilmeniz gereken şeyler. <gülüyor> evet. <gülüyor> madde madde vermiş. Madde madde aynen. Bu yaz onun telefonundaydım. E, spesifik fotoğrafı arıyordum. O da o spesifik fotoğrafı aradığım için silinmiş fotoğraflar klasöründe gezdiğim biliyordu. Herhalde sildiği videoyu unutmuş. E, yukarı kaydırırken bir fetiş videosu gördüm. E, bunu ona gösterdim. E, video bir fetiş sabralısında çalışan modelden. Evlilik teklifinden birkaç hafta önce ben onun ailesiyle vakit geçirirken e, kocam tarafından, nişanlım tarafından pardon sipariş verilmiş. Buna çok üzüldüm. Kavga ettik. O da tamam bir daha özel video tadını almayacağım dedi. modelden özel video almış. Heh, tamam şimdi al. Aynen. Bana da sonra bir vakit durumlar iyi gidiyormuş gibi geldi. Geçen hafta ikimiz beraber telefonundaki fotoğraflara bakıyorduk. Bildirim ekranını indirmek için parmağını kaydırdı. Ve gözüme tanıdık bir fetiş sabrezi takıldı. Bir hafta dayandım. Gurur duymuyorum. Ama bu gece ben onun Reddit hesabına baktım. Okey. Görmeyi istemediğim ama beklediğim her şey vardı. Bu Reddit'lere paylaşım yapan kadınlarla flört ediyor. Yorumlara yazıp Instagram rumuzları ya da OnlyFans hesap isimleri istiyor. Bir redditörle konuşmuş. Redditör buna şu videodaki kadınla yattım deyince bizimkisi de nasıl diye cevap vermiş. Bir yorumda bu kadınla sevişmek için 3 saat yol giderim demiş. Kadının 3 saat ötemizde yaşadığını nereden biliyor? Gerçekten kaybolmuş vaziyetteyim. Çok üzüldüm. E, ne yapmalıyım? Benzer durumlar yaşayanlar var mı? Evet arkadaşlar. Bu ilişki nasıl kurtulur? Sadece porno yok. Aksiyon planları da var burada bak şeye ha. kadar iyiydi yani e olursa ya video olur abi ee, yani fetiş mi video olur yani o acil durum videosu <laughs> falan dedi. erkeğin hakkıdır abi o Yok <laughs> Yo, erkeğin hakkı diye değil yani videodur abi o pornodur yani porno izlersin Tabii. bir tel bir şeydir ama sonraki aşama yok o olmamış yani olmaz 3 saat giderim öyle sevişirime falan gelirsen o iş yaş yani sen niye evlendin ki o zaman kadın niye? ya da ha pardon evlenmediler daha evlenecekler birkaç ya birkaç ay eğlenecekler. Ha o zaman tamam. Daha evlenmemişlerdi. O zaman yani Hayır. niye evleniyorsun ki yani? Niye evlenmeyi düşünüyorsun? Demek ki istemiyorsun yani. İkinizin de birer ayrılık kartı var bu e, hikayede. Evet, evet. Yani Abi yani çok, çok şey biraz ya. Daha düşüneceğim ama kullanabilirim bunu Ya çok hani böyle sadece şey gibi bir durum olsa ee, ne derler? Yani abi işte sadece bunlar internette bir takım e, azma şovları yani hani gerçekli ama baya böyle şey falan mekan, lokasyon, saat, maat falan gibi şeyler sorulunca yani şey yani aldatmaktan bir adım öncesi gibi yani hmm. böyle. E, Baybaba değil mi? Evet evet Bey biraz salsalar aldatacak gibi yani hani. Ee, i̇şte ben hiçbir şeyden önce güçlü bir meyal gösterdiği konusunda katılıyorum bu arada. Evet evet ben mesela bu noktadan sonra konuşsan da ne diyeceksin yani işte. Belli ki adamın modus operandisi bu yönde. Böyle yaşıyor yani. Ben ayrılmak kartına hmm. kullanıyorum ya. Bu insanla bir daha rahat edilmez yani. Bir, bir de şu var bence. E, şimdi fetişi mesela daha basit bir şey olsa. Mesela günlüğünde işte naylon çorap falan ne bileyim ya da hmm. e, kaleme tek. Yani bunu belki söyle. Ya işte baktım böyle naylon <laughs> Belli ki fetişi de bu adamın çok sağlıklı değil. Yani... Ee, sağlıklı değil derken biraz rahatsız edici gelmiş olabilir kadın ekstradan da. ağzına miş etiyor artık bilmiyorum ne yapıyorsun ama ya o da biraz rahatsız ya, etmiş bence. Peki e, bu yani rahatsız edici sabredici saklama gayreti konusunda da konuşabilir miyiz adamın hadi bak etik yani <laughs> e, en son bak e, etmek video istiyor gibi e, gibi değil mi yani çünkü evet. ben bak porno'nun telefonundan silersin güzel kaldı. Sonra en son silinmişler klasörüne de gidersin. Yani bu çok akıl, yani, anladın anladım Çok akıl gerektiren bir şey değil. Hadi diyelim ki onu unuttun. Canın sağ olsun. Oğlum notification niye geliyor? Manyak mısın sen ya? Evet. Normal telefonuna niye? Oğlum o çünkü yani beraber telefonu fotoğrafı baktırma gösterme falan bunlar çok sık yaşanan şeyler. Öyle her şey her epe de her <laughs> şey verilmez yani. Evet bu Hoş ortak telefon işine ben kılım genel olarak ama bakıyorsan da değil mi? Bir gizleme ihtiyacı doğru diyorsun. Yani bir teşhir Belki de şunun mu yapmaya çalışıyor acaba yani ben bunu talep ediyorum senden hani edebilirim. Haa evet. lastiğini bunu... yerini yapmaya çalışıyor. Evet yan cebine koy hani falan ama söyleyemiyor da belli kadın da bunu açık açık söylememiş ne fetiş olduğunu. Biraz da zor bir durum kadın da böyle bir şey istemiyor. Yok ya bu olacak gibi değil yani kurtarmak istiyorsa bir tek şunu diyebilirim. Ya bu fetişi ben seninle yaparım deyip belki kurtarabilir kadın ama adam hiç güven vermiyor yani ben de ayrı kart atacağım o yüzden. Evet, evet. O güzel duble ayrı kartı. Evet. Güzel güzel. Harcadık o zaman hikaye Yaktık. Tebrik ediyorum. Ayrılık kartınız kalmadı. Biliyorsunuz bu sezon sıfırlıyoruz evet. artık. Evet. Yani. Bir, ay, bir ay devam. Evet. Bundan sonraki iki, iki, iki hikayemiz var Evet. Bir Monoloklu bir de League of Legends'lı. Bunları ya kurtaracağınız ya RPS'ini yapacağınız. Evet. Kurtarız ya. Ver abi monologluyu. Monologlu Monolokluyu vereyim? Evet. Ben 26 yaşındayım. Partnerim 27 yaşında. Bugün bir dersim vardı. Dersten çıktıktan sonra onunla konuşuyorduk. Ben de dersi ne kadar sevdiğimden söz ediyordum. Sözümü kesip durdu. Ben de önce söylediğim bitirmemi beklemesini söyledim. İyiyiz sandım ama sonra bitti mi diye sordu. Kulaklıklarını taktı ve beni görmezden gelmeye başladı. Omuzundan dürttüm. Bir an irkildi, çekindi ve kararlı bir tonla ona dokunmamamı söyledim. Ondan bana sessiz muamele çekmemesini ve açıklama yapmasını istedim. Onu hiç konuşturmadığımı söyledi. tek konuşma izni olan benmişim ve bu yüzden benimle konuşmak hiç deneyim hiç hoş bir deneyim olmuyormuş. Ben ona konuşması için yeterli alanı veriyorum. Ondan da bu alanı istediğimi söyledim. O da dedi ki iki kişi karşılıklı monolog yapıyor tarzı konuşmak istemiyormuş. Arada alver de yapmak istiyormuş. Bir süre benimle konuşmak istemediğini söyledi. Soru şu ki arada bazen böyle yapıyor ve benimle günlerce haftalarca konuşmuyor. Böyle olunca ben özür üstüne özür diliyorum ee, ve hatamı ancak sessiz muamelenin ortasında anlıyorum. Bundan sıkıldığım için ondan bu seferkin uzun sürmeyeceğine dair bir teminat istedim. O da bana sadece beni yalnız bırak diye cevap verdi. 30 dakika sonra dayanamadım ve konuşmak için dikkatini çektim. Ee, yakında konuşacak mıyız diye beni e, temin etmesini istedim. O da şimdi değil neden beni zorluyorsun şimdi konuşursak konuşmayacağız kavga edeceğiz. İstediğim bu mu dedi. Bir noktada sesini yükseltti ben de bana bağırmamasını söyledim. O da konuşmaya zorlandığım için bağırdığını söyledi. Hazır olmadığı halde onun angaja olmamaya çalışmamamışım. Ama ben cezalandırılmış ya da duvarlanmış hissediyorum ve bence bu adaletsiz. Ne yapmalıyım? Allah Allah. Evet arkadaşlar bu ilişki nasıl kurtulur? Süper daha, Trip 2000. Total... Yemin ediyorum ya Süper Trip 2000. Bu ne lan böyle? <laughs> Ay ben dinlerken darlandım yani. <laughs> Benimle konuşmaya, ya ben evet. konuşmaya hazır değilim. Benimle eğer ben hazır konuşursan infilak ederim tamam mı? <laughs> git lan seni kim çeker anasını satayım ya. Oh, oğlum, ötekinin ya, de devamlı temin edilmeye ihtiyacı olması beni çok yordu. <gülüyor> ya, <gülüyor> Ama anladım. konuşacağız değil mi? Ama konuşacağız değil mi? <laughs> Ay, bir de yani sürekli ayrıl kartlarından sonra böyle şeylerin gelmesinden çok yoruldum ben de. Ayrılıp bunlar... geçseydim bunlar, keşke. Bunların ya iletişim sorunu var belli ki. Başka bir salaklık var burada ama. Abi Başka yani... hiçbir detay yok değil mi? İlişkimiz şöyle iyi böyle kötü seviş yok. <laughs> teks, yok. Bu böyle sanki ufak bir parça gibi lan bu bir yandan da yani. Evet, Konuşamıyorlar. Bir gün, evet bir gün yaşadıkları bir şey bu yani. Evet. Levent Kırca Fatih Altay videosu gibi bu. Bence. Evet evet ya. Onlar da öyle. Ya mi? şeyi e, ben anlıyorum bu arada şey eleştirisini. E, monolog tarzında konuşmak zorunda değiliz bence de. Yani arada hani çok Önemli bir şey söylemiyorsa evet. söz kesilebilir yani akan diyalogta canım. Bu kadar tabii da gerçekten tabii, şey gibi ol, sıkıcı oğlum sırayla şey değil ki ha. cidden siyaset programı değil yani ya da civilization değil yani. Montla sıçsınlar. Ha? Montla sıçsınlar. Evet, ya <laughs> benim çok basit bir çözümüm var. Ya. Yazarak konuşsunlar abi bir süre. Ya yani biraz şeyi çözsünler. Aa çok net çözüm lan. Ha yazarak konuşsun abi. Tamam böyle anlaşamıyoruz. Geç abi çerke odaya. Whatsapp'ını aç. Ya da Discord kur bir tane. Fotoğraf hmm. at. Korkun. Ya da mektup at. Ya o tabii biraz ilkel olabilir. <laughs> Benim aklıma mektuba gitsen yaz deyince. Bence yazsınlar. Dijital yazsınlar. Yazarak çözerler bu konuyu. Abi. Bence... Ara, arada buzdolabının üstüne küçük notlar da bıraksınlar. Biraz abi, orası abi, primtif güzel. yapalım. Evet, evet haklarını e, da Netflix'e satsınlar. Işi. Bence güzel olur. Evet. Sonra haklarını Netflix'e satsınlar. Aa evet lan hadi bu dizi yapalım Netflix ara bizi Netflix bizi <laughs> değerlendir ya lütfen bakın neler yani işler... evet ya gerçekten boş kimseler değiliz yani bakın neler yapıyoruz evet ya benim abi önerim kendilerine bir tane e, güvenli e, kelime belirlesinler ve işte o güvenli kelime birisi tarafından söylendiğinde kimse konuşmasın ve sadece dinlesin e, aynı <laughs> seks gibi. Yani atıyorum mesela limon dedikleri zaman e, hepsi sussun. Lim, limon diyen taraf konuşsun sadece. Bence böyle bir yere Ha. Okey. Limon ben... denmediği zamanda söz kesme okey olsun falan. Limon önemli bir şey diyorum demek yani. Evet evet bak limon falan gibi böyle anladın mı? Ha, evet. hmm. Bu da güzel. Benim de böyle bir önerim var. Hadi bakalım. Yılların BDSM geçmişi bugün bir iş yapıyoruz. <laughs> <laughs> evet ya. It has come full circle gerçekten. Evet. Limon da kötü bir kelimeymiş lan bir anda ya tiki varsa limona böyle. Kardeşim sen gibi. de artık şu Sjv nefretini bir yere bırak. <laughs> <laughs> ben evet. daha alakasız bir kelime güzel olur Seyfurt. Evet, evet e, tebrik ediyorum bu e, hikaye gerçekten tüzümlerinizden e, dolayı evet, yazarak evet. yani bir kere yazarak iletişim kursunlar. inanılmaz bir Netflix dizisi başlangıcı oldu tebrik ederler Tancan yani seni Çok özel öyle. olarak. Evet. Şey yapmak istiyorum? Ben bugün level e, almış Yunanım'da... gibi hissediyorum bu konuda bu, yani. Evet, ee, yani Günanın da gerçekten e, biri soslu, e, safe word e, ama bir anlamda işte önemli bir şey söyleme belirteci fikri çok hoştu. Tebrik ediyorum. Evet. Ve bonus bir soru olarak size şunu sormak istiyorum. Ben gerçekten unuttum. Ee, sizce hangi e, bir heteroseksüel bir ilişki bu? Hangisi kadın hangisi erkek? Ee... Hiç fikri yürütmedim biliyor musun? Hiç anlamadım bunda yani bir tahminim yok. Ben bunları lezbiyen bir çift olarak düşünmüştüm. Okey. Yani ikisi de kadın olarak düşünmüştüm. İki kadın gibi düşünmüştün. Okey. Evet evet. Çünkü Ay, düşün, düşün, neyse yapmayayım bu yani. espriyet. Yunan <laughs> bak sen vize al gel burada BDSM Club'a gidelim. Sen bu, bu işi seviyorsun. Beni de çağırın lan. Abi ben vize alana kadar gideceğim. Hiç... Abi hiç... sen... gidecek. <laughs> de ilgin varsa olur abi. Sen pek ilgili gibi gelmedin de ondan. Abi biliyorsun. biz... Hayo ben akademik. Yani nasıl belki bir, hani bir şey canım, nasıl bir BDSM kulüp gidip izliyor muyuz mesela öyle bir şey mi? Yo Yok, yapıyorsun mu? da. Dahil de olabilir. Ama bu adam evli benim de sevgilim var ya nasıl olacak? Birbirimizde. <laughs> Birimiz olması niye bu, durumu daha bunu iyi? Bunu özelde konuşuruz kardeşim. Ben çünkü ben her... fetiş redditlerimi atarım. Kardeşim <laughs> şey hayır, hayır hayır. Hayır Şöyle bir şey de var. Şöyle BDSM kulüpleri de var. Mesela işte bazı çiftler e, profesyonel şov yapıyorlar. Sen izliyorsun onları. Ölçelerde o da var. De evet. Çifte gidebiliyorsun. Ya da terapi gibi de böyle yani. Seks o bize o bize yanlış olur. O bize olmaz. Hmm. Uyumaz abi o bize. Biz Türk erkeğiyiz. Ama biz <laughs> seninle beraber izler. ve böyle Sex on the Beach kokteyllerimiz olup izleriz. Bize de, <laughs> bu yakışır ayol. <laughs> 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 e, ee, Günhan pasaport çıkartman lazım. Bütün bunlar için. Lütfen pasaport çıkart. Ee, lütfen sevgili... E, Mert Günan evet. ve yakın arkadaş kanalı izleyicileri Mert Günan'ı gördüğünüz yerde pasaport çıkart yazın falan al başını evet. böyle bela açıyormuşum. Onu, ya. Onun yerine onun yerine şöyle bir bin lira atıp da abi pasaport çıkart diye de bir pasaport parasını atabilirsiniz. O da olabilir. <laughs> bin lira at. Bin lira at. Son kaldı haika gerçekten League of Legends hikayesi sona kaldı. Evet, ee, sona kalmayı hak eden bir hikaye mi olacak. Göreceğiz hep beraber. Hazır mısınız? Evet. Hazır Hazırız. <laughs> e, i̇lk cümlede e, ilginç bir lokalizasyon kullanmayı teşebbüs ettim. Bakalım beğenecek misiniz? Ben kendini pergel olarak tanımlayan cisgender bir kadınım. Erkek arkadaşım ise kendini cetvel olarak tanımlayan cisgender bir erkek. Ne? Sevgilimle queer ve straight'i pergel ve cetvel olarak e, lokalize etmeye karar verdim. Sevgilimle ne? LGBTQ plus kimliğimle ilgili benim için kabul edilmenin ne kadar önemli olduğuna vesaire değinen pek çok konuşma yaşadık. Benle beraber olmaya başlamadan önce medyada gördüklerinden başka bir LGBTQ camiası ile ilgili bildiği çok bir şey yoktu. Ama bu dakikaya kadar hep çok öğrenmeye açık oldu. Geçenlerde çok iyi arkadaşlarından biriyle buluştuk. Bu arkadaşı problematik biri. Erkek arkadaşım da problematik olduğunu biliyor. Cinsiyetçi, ırkçı falan. Sanırım erkek arkadaşım 10 yıldır arkadaş oldukları için onunla arkadaş kalma zorunda hissediyor. Velhasıl geçen gece içiyorduk. Sevgilim de bayağı kafayı bulmuştu. Bir yandan da Netflix'teki yeni League of Legends dizisini izliyorduk. Erkek arkadaşım karakterlerden birini işaret ederek dedi ki bu tam bir ipne. Biliyorum kullanması doğru bu kelime değil ama gerçekten öyle. Vallahi. Arkadaşı olmasa belki lafını açardım ama bir yandan da o kadar şaşırdım ki. Daha önce hiç böyle hassasiyetten yoksun yorumlarda bulunmamıştı. O yüzden şaşırdım. Bir tarafım diyor ki arkadaşı yanında diye böyle davrandı. Yani şahsi bir saldırı değildi. Ama yine de beni rahatsız hissettirdi. Bir taraftan da diyorum ki sal. Ama yani bir da diyor ki gel LGBTQ plus camiası hakkında negatif görüşleri varsa ne yapmalı? Evet of. arkadaşlar bu ilişki nasıl olur? Şimdi şey ikisi de siskendir mi dedim ben orayı kaçırdım. Bir birisi de... birisi, evet, birisi evet. E, yo ben şey diye anladım birisi baya ikisi de LGBT. Ikisi de nasıl oluyor? Evet. İkisi de... Ha, ikisi de nasıl? Anlamadım. İkisine ne duymadım hiç can? Abi siz çandır bir kadın ve siz çandır bir erkek. Yani doğumda atanan cinsiyetleriyle kendileri tanımlayan birer kadın ve erkek bireyimiz var. Kadın okay. birey e, kendisini queer olarak e, okay. tanımlıyor. Okay. Okay. E, birey kendisini queer olarak tanımlamıyor. Ben de okay. queer ha, tamam. ve şimdi oldu. Ha. Olarak benim, tamam. olarak benim 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 seçimim. Ben daha, ya benim bir çözümüm var. Ee, çok da basit bir çözüm. İstiyorsanız gündeme getirebilirim. Tabii. Lütfen. Ama yani okey tamam yargılamayacaksınız. Yani onu yani onu toplum yargılar sonra. arkadaşım. <laughs> okey. <laughs> Abi bunlar böyle şimdi böyle bir rahatsızlığı var konuyla ilgili tamam mı? O sebeple bunu çözmek için bunlar böyle bir gün hınzır bir şekilde yatakta haylazca sevişirken eee böyle e, kadın cisgender birey yavaş yavaş serçe parmağını onun sırtı üzerinde adeta Acun'un Dominik'te gezdiği gibi gezdirip <gülüyor> <gülüyor> Dominik'te yavaş ve bulutsu e, adımlarla e, gök çatalından serçe parmakla aşağı inme suretiyle e? haylaz ha? bir şekilde göt deliğinin çeperinde muzur bir dans yapacak. oo oh! Oo, evet. Ee, bu muzur dansın sonunda da hey bu muzır dans o kadar da fena değilmiş diyecek erkek. Ondan sonra diyecek ki işte şimdi göte geldim pezevenk. Evet. Ve yani ondan Çünkü sonra evet, ya tutarsa. Yani, ya tutarsa. <laughs> <partan> bunu. <laughs> evet. Nasrettin <laughs> Hoca fıkrası gibi ya tutarsa. Senin Survivor adının etrafında gezindirdikten sonra sen anlayacaksın ki işte Va, böyle şeylerin hiç evet, yok falan. Hiç sonra önemi yokmuş. Oldu şeyler demeyeceksin. Aynen, benim çözümüm bu mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle. Oğlum, şey böyle bir video çıkartsa ya, bu aşırı e, saygı değer bir tane, e, bu konuları senin sevdiği bir tane kanal var YouTube kanalı, yorum kontra, yapan, Kontra video point atan. mi? ContraPoints evet contra bir gün böyle bir şey çıkarsa işte how to turn people into allies falan diye sonra adam böyle çıkıp ciddi ciddi anlatıyor. Hani işte evet I like işte LGBTQ camiasıyla nasıl bilgilendirirsiniz Göt dediğinize varbağını so, sokun yataktayken. Evet, ben ama <laughs> öyle demiyorum ki ben. Ben bir anlatı sunuyorum evet. yani. Ha evet, o birlikte öyle video bir çıksa. çıksa yani? Yani. Tabii çıkabilir neden olmasın evet, yani? Bir nisanla anlaşıp counterpoint'e böyle bir şaka yapabilir miyiz? Ben, ee, ben. Bu e, Pergelin bir göndermesi var mı ya kız kuyrama şey hani lezbiyen falan mı bir göndermesi var mı ben onu kaçırdım mı acaba? Yani kanka bir erkekle şu an kaç sene hmm. yani senesinde? olabilir yani, o zaman. Olab evet abi ben aynen Öyle. olabilir ya da ya da ya da okay. ama şu an bir erkek formunu tercih etmiş orada yani. Tamam bunu biliyor, seviyor. Adam da buna bunu e, gayet bilerek, severek, kabul hatta hani kabullenme yanlış kelime tabii. E, şey olarak e, bu camiayla ilgili bütün açıklananları da dinliyor, öğrenmeye çalışıyor diye açıklıyor. Okey. Aynen. Bunu, e bu adam biraz yani kıza yaranacak, yaranmak için demek ki bunu yapıyormuş. E, vardı benim de böyle birkaç salak arkadaşım e, ona buna yaranmak için çok dinliyormuş, anlıyormuş gibi davranıp Sonra hipne mipne diye gezen var yani. Vallahi işte ayrıl kartını da attık. Kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya ya adam, SCV Tancan attın ayrıl kartını. Adam gizli bir homofobik. Vallahi ben de Günhan'a yakın bir tespit sunacağım. Yani taksın strabonunu Desin ki adama kral sen ya bu arkadaşına ayrılırsın ya ben sana saplarım desin. Adam bence kesin kabul eder kendine saplatma ama kimseye söylemeder ilişkide kurtulur. Kim, kim, kim bir, bir, böyle bir yavşak. Kimse söyleme der diyor bir de yani. <laughs> tamam ama hani, bir de onu dedirtiyor falan adama böyle kimse. Hani bu şekilde çözebiliyorsak ben de bir şeyler dedirteyim karakterler o zaman burada abi Tabii adam çünkü böyle bir yavşak belli ki arkadaşlar arasında hala böyle erkek erkek takılmak istiyor yani. <laughs> Orada Türk bu bir animasyon e, izlerken yani bu çıkışını anlatıyor başka ben başka bir şey <laughs> yaramadım. <gülüyor> Tancan bu e, Strepon'la sevişme fikrini e, sevgilisini anlattığı anı RP'sini Günhan'la yapmak ister misiniz? Günhan yani. saldırıp sanırım kadın kadın pergel kadın oynayabilir. Ya biz biz güzel öneriler sorduk. Niye cezalandırıyorsun bizi ya? Yo estağfurullah ne cezalandırma ya. Ben bir anda sanki o Strepon sahnesini sizinle canlandırdım. Çok hoşuma gitti. Sizin de gider gibi geldi. Yani benim gider bu arada. Yani. Siz benim de gider lan Allah Allah hep bizim gider ya benim yani. Benim strapon gider şeydi. <laughs> <laughs> ya <yaparız. gülüyor> Yine yaparız istiyorsanız yani sorun yok. <laughs> Bak ama anlamadım kim kime yapıyor şu anda. Ya ben şimdi kadın kadın teklif yapacağı için benim kadının ağzından yapmam lazım. Okey. Evet. Ee, i̇yi ben, sen yap o zaman teklifi. <laughs> sen yap teklifi ben. Evet ben cevap vereceksem yap yani. Tamam o zaman akşam gitmiş arkadaşın. Okey. E, o yavşak geri zekalı arkadaşın gitmiş evden. Tamam. Ben oturuyorum geliyorum. Ne, ne olsun adın? Jonathan mı olsun? Jonathan olsun. Tamam. Ee, Jonathan. Ay, evet aşkım. Sen bu salakla arkadaş. Niye arkadaşsın sen bununla ya Ali? Ya sorma işte ya. Zamanında böyle kaldı yani öyle bir arkadaşlık. Ya neyi olmuş, sormayayım? Oldum. Gaza geliyorsun yanında tuhaf tuhaf benleyken. Ah canım aşkım, lezbiyenler şöyle güzel, geyler böyle tatlı. Herif geliyor yanına. O ipne bu mipne bu yakışıyor mu sana ya? Biz aşkım böyle bir şey yani? yapıyor. Biz şey yapıyoruz. Bro talk yapıyoruz. Yani la cum talk yani bu, erkekler arasında yani ben dışarıda bunu demiyorum. Toplumsal söylemde <laughs> zeval getirmiyorum yani. yani. Erkek erke her şey okey diyorsunuz öyle mi? Ya biz toplumda sonuçta böyle konuşuyoruz. Sadece ikimiz baş başayken bunu yapıyoruz yani. Ben ben homofobik değilim biliyor musun? Ya biliyorsun yani. Sen kendin biliyorsun zaten. Ben yani. Biliyorum biliyorum. Bro, tamam tamam. Ben bro talk. Bro talk yani. Tamam ben sana inanıyorum Tamam Güveniyorum. O zaman ben biraz da azdım bu konuya. Bu, bugün ben seni sikmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Baya ben straponla yani genelde kendimi tatmin ediyordum. Bugün takıp seni sikmek istiyorum. Yani. Yani yani ne diye ki niye aşkım açık değil miyiz bunlara yani bu ilişkimiz için tabii Bence tabii önemli. tabii açık ama ben ne de bu kadar arkadaşların oldun kadar ben ne de açık ve rahat olmanı istiyorum yani ya açayım açayım tabii rahatım ama yani ne olacak yani şimdi senin de bilmiyorum hazır ben hazır hissetmiyorum kendimi buna kolay canım hazırlarız <laughs> i̇ki, parmak, iki parmak üç parmak çözerim ben ee, <laughs> peki ama kimseye söyle söylemeyelim tamam mı? Aa, artık onu sen biz arkadaşlarını paylaştın sensin. Yok ama sen Her şeyi değil, paylaşıyorsun. Sen söyledi ya kimseye paylaş. söylemeyecek diye zaten. Eğer adam diyecektim. Tebrikler. Adam, tamam, di adam diyorum. Diyecekti. Diyorum işte kimseye söylemeyelim ama. Ama ben de diyorum ki tabii canım arkadaşlarına paylaşımı sen parmak, üç yani. parmak hazırlarız dedi ya. <laughs> evet bu arada. <laughs> Maalesef. Herkesin 80'den önce en çok duymak istediği laflar top 5. <laughs> İki evet. parmak, üç parmak hazırlarız. Çiğ köftecimin en sol, son çiğ köftecimin en son duymak istediğim şeyler. Vallahi en adama evet, böyle hep Şey, şey. bunlar. <laughs> evet. Oh çok şükür ağzınıza sağlık arkadaşlar. ben evet. alacağım aldım. <laughs> maşallah güzel program oldu. Hikayelerimizin evet. hepsini açtık geçtik yani. Ee, bu ilişki nasıl kurtulurun 16. bölümünün sonuna geldik ee, geçen haftaki bu hikayedeki inanılmaz yorucu ve moral bozucu bu hikayedeki göt ben Mimini, e, şimdi açığa alıyoruz gerçekten kendinize bu olun dinlerken haftaya e, yeni göt var e, çarşamba yeni bu ilişkideki göt var her yarın haftanızı götle doldurduk yarın da NGK var evet. <laughs> her yeri doldurduk <laughs> her yeri, her yeri her şeyi ee, Evet yarın ne var falan pazartesi yatay bakış işte bildiğiniz gibi. Öpüyoruz gözlerinizden ya, Aydın haydi bay bay. Bay bayın, bay bayın.